aleyküm Selam sevgili kardeşim sorunu genelleyeceğim ee, sorular e, yapısına bakıyorum geneli ve umumi ana kadar ve istifadesine ve istifazaya vesile oluyorsa genelliyorum ee, birincisini şöyle cevap vereyim Hatırıma geldikçe cevap vereyim sorunu fazla zikretmeyeceğim hiçbir şeyi ortadan kaldıramazsın ama dönüştürürsün. Ortadan kaldırmaya çalışma. Nasıl yaparsın? La ilahe illallah ile. Mesela ihlaslı olmak için ne yapmak lazım? La riya. İlla ihlas oradadır. Riyakarı olma. Bir şey yapmana gerek yok. İhlaslısın Mesela Hidayeti nasıl bulurum Bir şey yapmana gerek yok La dalalet İlla hidayet oradadır Çocuğu nasıl terbiye ederim Çocuk İslam fıtratına Doğmuştur La tahrip Tahrip etme İlla tamir oradadır İkinci soruna cevap vereyim Ormanların krallarından sayılan ayı. O örnekle şey yapayım. Çin gene bir insan haşa haşa için demiyorum ama böyle toplumda böyle biliniyor. Burnuna bir halka takmış. Aslan bile yer yer ondan kaçtığı ayı kalk diyor, kalkıyor, oynuyor. Biz de ha 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 gülüyoruz. Hatta ufak bir çocuk para bile verse çingene oynat şu ayı dese oynatıyor. Yani biz de nefsimizin arzu ve istek halkası ile bağlamışlar biz bizi de nefsimizin arzu istek ihtiraslarıyla bağlamışlar oynatıyorlar. İhtiyaç ve ihtiraslarımız arkasına geçme nispetinde Çin genelerin elinde oynak, oynamaktan kurtulursun. Yani eğer ihtiyaç ve ihtiraslarımızı azaltır sak bu oynamaktan kurtulursun. Nasıl yapacağız? Bedensel arzulardan uzak olmak adına ne deniliyor? Mülkte mesela şeyler arası gidene gurbette derler. Aslı gurbet kimdir? İkinci mektupta anlatır. Ruhundan uzak bedende olana gurbette derler. O zaman e, niye Allah böyle bir gurbet kanununu çıkarttı? İkinci mektupta çok sır var böyle. Gurbette olanı kurbete yani yakına çağırmak içinmiş. Gurbette olanların ruhları latif olur, zarif olur, hassas olur. Daha çok böyle duygusallık olduğu için Allah'a biraz da yakınlık olur. Onun için büyükler demiş ki, gurbette olan kurbette o olur. Kurbet yakınlık demektir. Arzu ve isteklerinin macunu olan beden, bu beden nedir? Arzu ve isteklerimizin macunu olan şu bedenden çıkarsak çıkarsak çıkmamız gerekiyor. Bedende yaşayınca gurbetteyiz. Zannediyor ki insanlar efendim e, İstanbul'u terk etmiş veya Rize'yi terk etmiş Malatya'yı terk etmiş de gurbette. Hayır. Ruh, ruhtan uzaklaşmış bedeni yaşıyorsa gurbettedir. Arzu ve isteklerini ve birbirlerini ilah edinmemekle arzu ve isteklerimizi ve birbirimizi ilah edilmemekle gurbetten çıkar ve Çin çingenelerin ayısı olmaktan kurtuluruz. Hani var ya birbirinizi arzu ve isteklerini ilah edinen, edineni, nefsini ilah edineni, birbirinizi ilah edilmeyin gibi Kur'an'da tabirler geçer hatırlarsın. Diğer soruna çok ilginçtir. Bu çok değer veriyorum bu soruna. Peygamber Aleyhisselat ve Selam'a sormuşlar efendimize. Niçin geldin diye manada demişler ki şöyle bir soru soruya şöyle güzel cevap verdi. Ben güzel ahlakı ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Güzel ahlaklı tamamlamaya ahlak. Ahlak nedir? huylar, hulukların cemiyidir. Yani ne demek? Cemal ve celalin birliği olan kemali. Ne demek? Hep 24. sözde okuruz. Cemal içinde celal, celal içinde cemali görmekten bahsediyor. Ona örnek vereceğim bir tane. Güneş örneği. Bak, güzel ahlakı tamamladık, de, tamamlamaya geldim Ne demek? Cemal ve Celal'in birliği olan Kemal. Yani 20. mektupta insan için yaratılmış. Hılkat ile fıtratın cemul cem edilmesiyle güzel ahlak tamamlanır. İnsan yaratılmış ama bir gayesi var. O da fıtrat. Yaratılmasına hılkat, gayesine de fıtrat deniliyor. Hılkatın en yüce e, yani gayesi fıtratın en büyük neticesi diye geçer hatırlarsın. Şimdi ben e, Celal ile Cemal'in birbirine olmasının dönüşmesine bir örnek vereyim. Yani onu soruyorsun. Celal'de Cemal, Cemal'de de Celal nasıl olur? Mesela şimdi hatırlama gelen Güneş enerjisi Celal'dır. Celal Güneş. Ama çiçeği dönüştürülürse Cemal'dır. Bunu fark eden insan. Kendini yapılan, bak bunu fark edip kendini yapılandırabilen insan ise kemaldir. İnsan nedir o zaman? Karşıtların birliği olan kemaldir insan. Biraz daha ilerleyeyim. Teşbih ve tenzihin birliğine de tevhid deniliyor. Tevhid sahibi insan. Teşbih ve tenzihin temsilcisini söyleyeyim. Musa Aleyhisselam tenzihçidir. İsa aleyhisselam teşbih teşbihçidir. Onların cemi <laughs> Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'dır. Üçüncüsü biraz ağır gelecek ama bu şekilde cevap vereceğim. Ona göre kendini korumak ben de dikkat ediyorum ama ne kadar edeceğim? Bedenimize tecavüz bedenimize tecavüz ettirmediğimiz gibi bedenimize cismimize tecavüz ettirmediğimiz gibi aklına, kalbine ve ruhuna da tecavüz ettirme. Yani fıtratını döllettirme, mayalattırma. Yani aklını şirkten, kalbini küfürden, ruhunu da dalaletle eğer Döllettirirsen inkar ve ledin çıkar. İnkara hamile kalırsın. Şirk inkar değildir. Ortaktır. Yani bir şey var ama ortağı var. Kalp küfür ile. Küfür inkar değildir. Küfür örtme. Varı örter. Ruhunu da dalaletle dalaletle de inkar değil. Var olan bir yola Başka bir yol açmak. Bunların inkardır. Demek ki aklını şirk ile kalbini küfür ile ruhunu da dalaletle tecavüz ettirme, döllettirme. Yoksa çıkacak çocuk inkar veledi olur. İşte buna muvaffak olan İbrahim Aleyhisselam için denmiş ki o tek başına bir ümmetti. Unutma insanı insanla bilirler. İnsan insanla insanlaşır. O için konferans var ya sözlerin sonunda konferans. Orada şöyle geçiyor. Bir nur talebesini her şeyi dinlettiremezsiniz. Her eline kitabı verdiremezsiniz, okutamazsınız. Her sohbete gidip gitmez yani dinlettiremezsiniz. Niye? Aklına, kalbine, ruhuna tecavüz ettirmez. Videoları düşün o zaman. Youtube'daki televizyon filmlerini düşün. İnsanlar nerelere hamile kalıyorlar. Ne evlatlar doğuruyorlar. E, etrafımıza ve çoluk çocuğumuza da gelirsek otoriter evet ama onun yanı sıra güzel ahlakla cezbedici olmamız gerekiyor. Yani güzel davranışlarımızla e, Otoritenin önüne geçmesi lazım ama otoriter de lazım. Çünkü Allah da yapıyor. E, depremleri, e, yukarıdan bazı kavimleri ateşte, işte seste vesaire helak etmiş. Bu da otoriteri gösteriyor ama genel bir kuram değil. Allah'ın e, cemali daha güzel ama e, böyle yaşantısıyla göstermek gerekiyor. Çünkü güzel ahlak insanı enf, enfusluyor. Enfes diyoruz ya, e, yani sihirler karşıki tarafı. Çünkü dünyada en tatlı şey, güzel ahlaklı insana doyulmaz. Güzel ahlak karşıyı dönüştürür. Otorite ona kural koyar. Bunu gündelik hayatta da söylüyoruz ya. Efsun, ef, efsun. Yani büyüledi beni. Böyle büyüledi. İşte güzel ahlak nasıl bir varsa karşıki tarafın böyle büyüler. Kısacası bir cümlede cümleyle kapatıyorum. Bu asrın sorunu bilmeyi bilme sorunu var. Bilmeyi bilme sorunu var. Selamun aleyküm